Samsunhaber.com'dan herkese iyi haftalar. Bir salı akşamında daha sizlerle beraberiz. Spor saatine hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi stüdyo konuklarımız demeyeceğim. Konuğumuz bu hafta Can'la beraberiz. Can Göktaş, hoş geldin. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Nasılsın? İyiyiz. İyi olmaya çalışıyoruz. Kötü bir haftayı geride bıraktık. Evet, gerçekten öyle. Hiç şanssız bir hafta diyelim, kötü diyemeyelim de. Şanssız demek daha doğru. Evet. Biz iki kişiyiz. Can beraber bu hafta beraber programı sunacağız. Ersan hocamızın son dakika plan dışı bir işi ceyran etti ve oraya gitmek zorunda kaldı. Tam Ersan hocamın olması gereken bir hafta aslında. Kesinlikle öyle ki. Hakemlerden biraz dert yandığımız bir hafta. Aynen. Kendisine biraz sersinişlerim olacaktı ama yırttı belki diyelim. Belki onu bilerek yırttı de olsa. Diyelim, evet. Ama gerçi bizden de izin noktasında yapması gereken telafi edeceğiz haftaya. Neyse, haftaya telafi edeceğiz. Evet, Samsunspor 28. haftada İstanbul'da Başakşehir deplasmanındaydı. Gerçekten bizim adımıza çok önemli bir keskin virajdı bu maçta. Artık tabii ki makas giderek daralmaya başladı. Ligin özellikle alt tarafı inanılmaz derecede karıştı. Alınan sürpriz sonuçlar, alınan sürpriz galibiyetler dileyelim. Yani baktığımızda küme düşme mücadelesi gerçekten hiç belki de son yıllarda hiç bu kadar çetin yaşanmamıştı. Bu sezon çok farklı. Yani dört takımın da düşecek olması ayrı bir handikap takımlar açısından. Olaya ayrı bir hava katıyor, heyecan katıyor diyelim. Tahir'den ben isteyecektim. Şu anda da zaten ekranlarda da görülüyor. Evet. Haftanın toplu sonuçları, puan durumu. Onları şimdi sizlerle paylaşacağız, zaten ekranlarda görülüyor. Samsunspor'un da Başakşehir deplasmanında gerçekten hakem, artık hakem kararları mı, VAR'ın enteresan hamlesi diyelim, gerçekten olmayanı var ettiler. Buradan da kendilerine bir şeyler söylemek isteyeceğiz, söyleyeceğiz de. Ama ben öncelikle hemen toplu sonuçları sizlerle paylaşalım. Ekranda da görüyorsunuz zaten. Kasımpaşa Sivasspor 0-0, Ankaragücü 1, İstanbulspor 1, Çaykur Rizespor 3, Kayseri Spor 0, Hatay Spor 0, Fenerbahçe 2, Başakşehir 1, Samsun Spor 0, Pendik Spor 0, Konya Spor 2. Bu maçta bizimle aynı saatte oynanmıştı pazar günü. Gerçekten bu da bu maçta özellikle çok kritik bir karşılaşmaydı. Beşiktaş deplas kendi sahasında Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Adana Demirspor 1, Fatih Karagümrük 0, Antalya Spor 1, Antep Spor 0, Alanya Spor 3, Trabzonspor 1 şeklinde 28. haftayı da tamamlamış olduk. Toplu sonuçların ardından puan durumunu da şimdi ekranlara getirecek arkadaşımız Tahir'den rica ettik. Gerçekten biraz önce de dediğim gibi ligin özellikle alt kısmı çok karıştı. Ateş çemberinden uzaklaşan rahat bir nefes alıyor. Gerçekten Marius'un da kırmızı kartı bizim tüm oyun planımızı alt üst etti. Sosyal medyada özellikle o pozisyon sonrası Marius'a özellikle çok ciddi eleştiriler vardı. Hani o pozisyonda, o bölgede o tarz bir harekete gerek var mıydı gibi. Tabii o da isteyerek yapmamıştır ama Marius'un geçmiş maçlarda da böyle acemice sarı kartları şahit olmuştuk böyle acemice. Sarı kartla. Bu maçta da onu yaşadı. Tabii kırmızı pozisyon, kırmızı kart mı? Kırmızı kart. Ona yani diyecek. Baktığımızda evet bir basma tabii ki var ama var. Şuna biz sitemiyoruz. Standartları yok Can. Hani kesinlikle. Hakemlerin bir standartı yok. Kesinlikle. Aynı pozisyon başka maçta X takımı oluyor. Görmezden geliyor. Yok, biz bunları şimdi geçmişte biz de Alanya deplasmanında yaşadık. Tayta yapıldı böyle bir hareket. Hoşçayı da yapıldı. Karlı'ya İstanbul Spor deplasmanında yapıldı. Çok uzağa gitmeyeceğim. Geçen hafta işte Galatasaray Antalya maçında Torreira'nın yaptığı bir hareket var. Hiç faul bile çalınmadı. Ya bu Türk futbolunun, Türk hakemlerinin genel sıkıntısı. Standartın olmayışı. Ya buraya bakıyorsun, bu hafta işte bizim maçımıza Buğra Taşkınsoy dediğimiz arkadaşı veriyorlar. Bir önceki hafta bakıyorsun Murat Erdoğan adlı arkadaşı veriyoruz. Benim sezon başından beri söylediğim bir şey var. Ligin kötü hakemleri, deneme işte performansını gözlem yapılacak hakemlerin yoğun olarak Samsun maçlarına denk geldiğini ben görüyorum. Yani burada biraz daha dikkatli olunması mı gerekiyor bilemiyorum ama
Ya bu sene ciddi anlamda hakemlerden de dert yanıyoruz. Şey, Türk yani, futbolu dertleniyor ama futbolu, bizim de canımız çok yandı. Bu sene hakemler evimizde oynadığımız Başakşehir maçına geliyoruz. Evet. Penaltı pozisyonları, geriye atılan paslar vardı. Çuvara bile gidilmedi. İşte Pendik deplasmanında yaşadıklarımız ortada. Antep'e gidiyorsun, işte var omuz çizgisi dendi. Diğer maçlara bakıyorsun, farklı çizgiler çiziliyor. Yani gerçekten bir burada bir karmaşanın olduğu aşikar. Buraya geliyorsun, Burak Taşkınsoy babadan ola daha iyi geçtiğimiz hakemlik genelde o öyle bir durum. Daha 2 yıl geriye, 3 yıl geriye gidiyorsun, daha 3.lük ve 2.likte maç yönetirken bir anda kendini Süper Lig'de buluyor işte. Bu yükselmelerin hangi çapta kaliteli hakem mi, kaliteli hakem değil mi ortaya koymadan işte çeşitli bağlantılarla yükselmelerin yapıldığını varsayarsak görünen köyde böyle maçlar yönetiliyor. Yani zaten birçok ligimizi yöneten birçok hakemlerin vücut dilleri çok kötü. Psikolojik olarak da bitmiş durumda olduklarını ben gözlemliyorum. Yani ortaya böyle bir hal çıkınca böyle kötü maçlar yönetiliyor. Yani hakemler futbolun önüne geçiyor her hafta. Diğer tarafa bakıyorsun, var bazı pozisyonlarda var çağırıyor, inat da çağırıyor ama bazı pozisyonlar var, vara bile gidilmiyor. Yani federasyon var kayıtlarını açıklıyor ama sadece ekrana gidilen pozisyonlar açıklanıyor. Diğer pozisyonlarda ne konuşuldu ne konuşulmadı bizim evet. Haberimiz yok. Orası da beni çok tatminkar etmedi açıkçası. Bakalım. Yani ama ilk 35 dakikayı değerlendirdiğimizde gerçekten Korakor maçına ilk 35 dakikalık diliminde maçın hakimiyeti tamamen elimizdeydi. Maçı kopartacak bir Samsunspor vardı sahada. Tabii kırmızı kartla birlikte tüm oyun planları bozuldu. Şanssız da bir gol yedik işin açıkçası. Yani net pozisyonları yok diyebilirdik gole kadar kırmızı karttan sonra ama olmadı. Yani ama golden sonra da iyi bir mücadele ettiğimizi söylemek sonuna lazım. Kadar canım, sonuna kadar. Ondan yana bir takımımızın fizik gücü gayet iyiydi. Evet. Şanssız bir maçı geride bıraktık diyebilirim başlangıçta. Aynen. Mesela Ramazan abi bizimle. Ramazan abi şeyi paylaşmışlar. Evet. Biz yayına girdiğimiz sırada VAR kayıtları açıklanmış. Orada da şöyle diyor. Kart ve gol öncesi konuşması var diyor. Kırmızı kart ve şey var diyor. Gol öncesi konuşmaları var diyor Ramazan abi. Varınız batsın diyor. Ya orada da işte bir standart var. VAR hakemi yok. Bülent varınız batsın. Dizayn edilmiş sistem diyor. Yani gerçekten enteresan. Yani VAR'ı da biz kendimize göre uyarladık. Aslında VAR'ı kullanamıyoruz. Yani objektif bir şekilde kullanamıyoruz. Ama onu da evet. Kendimize benzettiğimiz için ortaya böyle tuhaf enteresan kararlar çıkıyor. Eğer VAR'ı biz şimdi canlı yayındaysam arkadaşım Tahir bir bakar şimdi Federasyon YouTube'da. Eğer onu oradan alabilirsek burada da biz de görmek isteriz. Sizlere de izlettirmek isteriz. Onun için biraz zaman isteyeceğiz ama şu anda da puan durumu zaten görüldüğü gibi Samsunspor'umuz 12. sırada 33 puanı var. Pazar günü biliyorsunuz sahamızda çok önemli bir maç var. Çok önemli bir maç. Her zaman yani bu son haftalarda final maçları oynuyoruz ki bu gerçekten bir final niteliği taşıyor. Ankara gücüyle gerçekten 9 puanlık bir maç. Yani 6 puanlık değil 9 puanlık bir maç olacak. Zirvede yine Galatasaray 75 peşinden Fenerbahçe 73 puanla geliyor. 46'şar puanla iki takım Trabzon, Beşiktaş ardı ardına geliyorlar. 5. sırada Kasımpaşa 40 puanı var. Başakşehir 39 puanla 6. sırada. Çaykur Rizespor da aynı puanda 7.liği paylaşıyor. Antalya Spor 8. sırada 38, Sivas Spor da aynı puanda 9. sırada. Hemen 10. sıradan itibaren zaten küme düşme mücadelesi veren takımlar. Takımlar hemen ortaya çıkıyor. Adana Demirspor 10. sırada 35 puan. Kayseri Spor aynı puanda 11. sırada. 33 puanda Samsunspor'umuz 12. Hemen peşimize 13. sırada Alanya Spor 33. 31 puanlı Konya Spor 14. 30 puanlı Ankara Gücü 15. Karagümrük 29 puanlı iki takımdan
16. sırada. Hemen peşinde Hatayspor 17. sırada. Antepspor 28 puanla 18. Pendikspor 26 puanla 19. ve son sırada da İstanbulspor 13 puanda yer alıyor. İstanbulspor artık zaten tamam matematiksel olarak belki artık son haftaları yaşıyor o da matematiksel anlamda. İstanbul takımı Allah Allah. Allah artık o. Bundan sonra prestij maçları oynuyor. Evet. İşte Pendik üst üste 4 maç mağlubiyet aldılar bu hafta da. Bizim işimize yaradı. Bu hafta da evlerinde Konya 2-0 mağlup oldular. Evet yani o da onların gardını bayağı bir düşürdü. Onların yani da bir kan değişimi oldu. İbrahim Üzülmez geldi. Evet yani İbrahim Üzülmez'in gelmesi zaten orada Pendik Spor'un da havluyu hazırladığını göstergesi. Bu hafta da Şükrü Sarıçoğlu Fenerbahçe'yle oynayacaklar. Zor İnşallah bir maç. Biz de bu hafta Pazar günü Ankara gücünü burada 30 bin taraftarımızla diyelim. Saat 4'te maçımız. Aynen öyle. Güzel bir saat. Biletler satışa çıktı. Pazar günü o gecenin maçın sonrasında da o gece iftar için sahura kalkacağız. Ramazan'ın evet, da ilk evet. gün olacak. Ertesi gün oruçlu olacağız. İnşallah Ramazan ayı da bize hayırlı gelir. İnşallah. İnşallah. Çünkü gerçekten oynayacağımız üst üste maçlar var. Hep rakiplerimizle oynayacağız. Alacağımız puanlar bizi büyük olasılıkla ligde bırakacaktır bu sezonluk diyelim. Ama gerçekten çok kritik hesaplar, matematik hesapları var. İnşallah en yakın zamanda biz de rahat bir nefes alırız. Kalan maçlarımızda da gençlerimizle oynarız diye düşünüyoruz. Evet, YouTube'da da yayınımız devam ediyor. Samsunhaber.com YouTube kanalında da canlı yayındayız. Yine aynı şekilde Samsun Haber Facebook sayfasında da yorumları birazdan okuyacağım. Yorumlar gelmeye başladı. Hemen ben sözü Can arkadaşıma bırakayım. Tabii. Can, Başakşehir maçıyla başlayalım. Genel bir değerlendirmeyle yorumlarsan neler söylersin maçla ilgili? Ya tabii ki şehir olarak gerek bir önceki maçta evimizde oynadığımız Rize maçıyla yakaladığımız evet. ivme bizim ligde yenemeyeceğimiz takım yok. Üyeti kazandık. Her maça kazanmaya giden takım. Kazanamamasa bile mücadele eden bir takım örneği sergiliyor takımımız. Şimdi Başakşehir maçına geldiğimizde de gitmeden önce bana sohbetlerimizi de yenemiyorsak yenilmeyelim mantığıyla gittiğimizde bir puan da bir puandır deplasmanda. Çünkü evimizde oynayacağımız coşkuyla evimizde oynadığımız maçları düşünürsek coşkuyla birlikte kazanabilmemiz ön planda olan bir favori olarak çıkacağımız bir maç var tabii önümüzde. Başakşehir maçında ilk kırmızı karta kalan o kadarki bölümde gerçekten gerek fiziksel anlamda gerek oyunsal anlamda Başakşehir takımından dakika 3'te de direkten dönen bir topumuz var. O gol olsa farklı şeyler meydana gelebilirdi. Golden sonra da çeşitli ataklarımız vardı ama şanssız bir şekilde kırmızı karttan sonra tabii ki oyun farklı bir hüviyete büründü. Bundan sonraki süreçte yine Başakşehir takımının öyle ciddi atakları yokken işte dönen bir topun orada yine temas var mı yok mu ben bilemeyeceğim. Net göremedim ama temas hakemler birazdan var kayıtlar. Hakemler öyle yorumladı. Artık yapacak bir şey yok. Dönen top önüne düştü. Gol oldu. Tabii golden sonra da reaksiyon vermeye çalıştık. Gerekse duran toplarda gerekse bir kişi eksik olmamıza rağmen oyuncularımızın iki kişilik oyunu gerekli özverisiyle şanssız bir maçı geride bıraktık. Biz puan veya puanlarla dönebileceğimiz bir maçtı gerçekten. Tabii böyle kaybetmek bizim canımızı çok sıkıyor ve bizi derinden üzüyor. Yani çıksak hakem... Hani kötü oynasak... Kötü oynasak deriz ki kötü oynadık eleştiririz her türlü. Desek, evet, ama tabii 10 kişi kalıyorsun üstüne hakemin yanlı tutumu, bütün takdiratlarını Başakşehir takımından aynen öyle, kullanması aynen öyle, gibi bizi üzüyor tabii böyle mağlubiyetler. Tabii şimdi mağlubiyetle dönünce İstanbul'dan evinde oynayacağın Ankara gücü maçı da farklı bir havaya bürünmek zorundasın. Evinde oynadığımız maçları kazandığımız takdirde biz rahat bir nefes alırız. Bir sıkıntı olmayacak. Rahat bir nefes alacağımızı gözüküyor. Ankara gücü takımı da biraz o zannedersem 30 puanla altımızda. Onlar açısından da önemli bir maç. Ankara gücü takımı da son 6 maçtır kazanamadığını düşünürsek 4 mağlubiyet. İki beraberlikleri var son 6 maçtır. En son Karagümrük takımı mağlup etmişlerdi öyle hatırlıyorum.
Onlar da kupadaki Fenerbahçe galibiyetinden sonra evlerinde oynadığı İstanbul Spor maçında kaleci Ertaçık kırmızı... 6 maçtır kazanamıyorlar onlar. Tabii Fener maçını bir kenara bıraksa ligde 6 maçtır kazanamıyorlar. Tabii evlerinde Fenerbahçe'yi Türkiye Kupası'nda eledikten sonra mutlak favori olarak çıktıkları İstanbul maçında da Ertaç'ın kırmızı kartıyla birlikte 1-0 mağlup olup ikinci devre 1-1 bitirdiler maçı. Onlar da beklemedikleri bir puan kaybı tabii İstanbul Spor takımıyla birlikte. Orada bir puan aldılar ama evinde oynadıkları sonuçta İstanbul takımıyla oynuyorlar. Onlar da muhakkak kazanmaya geleceklerdir. Yani Başakşehir maçında çok konuşacağımız bir nokta yok. Çünkü ilk 30 dakika ve sonraki 60 dakikalık dilimi konuşabiliriz. Ya, takımımızın ben havasının iyi olduğunu düşünüyorum. Gerek sağ içi gerek sağ dışı. Bir takımdaşlık, birliktelik havası var takım içerisinde. Bunlardan yana bir sıkıntımız olmadığını düşünüyorum. Tabii sakatlıklar vardı bu maçtan önce ama evet. Yani ben sahaya yine 11 tane yüreğini ortaya koymuş bir futbolcu grubu vardı. Burada da şimdi yine eksiklerimiz olacak tabii. Drone gelen gereksiz bir sarı kart gördüğünü düşünüyorum ben Başakşehir maçında hakemi alkışlayarak. Ve Marius'un da kırmızı kart cezasından ötürü kesinlikle olmayacak ama sakatlar konusunda belki senin bilgin vardır. Ankara Gücü maçıyla alakalı. Yani heyecanlı bir 90 dakika yine bize bekliyor. Coşkuyla biz Samspor gününde bir Samsporcu taraftarı arkasını alıp arkasına itici güçle birlikte, coşkuyla birlikte maçın yine favorisi biziz. Ama tabii ki maçlar ne kadar çok favori olursak olalım. Kağıt üzerinde sahaya bir ürün ortaya koymadıktan sonra kazanmamız mümkün değil. Ben geçen haftaki yayında yoktum işlerim yoğunluğundan ötürü. Taraftarımızla üzerine düşen Rize maçındaki şovundan sonra Ankara Gücü maçındaki üzerine düşeni fazlasıyla yapacağından kimsenin şüphesi yok. Şehir olarak da birlikteliğimizin arttığını düşünüyorum. Yani seyirci sayımız zaten lig, diğer Anadolu takımlarını düşündüğümüzde ligin bir aylı üstünde bir seyirci ortalamamız var. Kesinlikle. Pazar günü saatte çok güzel bir saatte olduğunu öyle düşünüyorum ben. Hava da güzel diye biliyorum pazar günü. Yani maça gitmemek için hiçbir neden yok. Umarım güzel bir maç bizi bekliyor seyir zevki. Ankara Gücü takımı da mutlak puan veya puanlara gelecektir diye düşünüyorum. Emre Belözoğlu da zaten İstanbul Spor maçından sonra yaptığı açıklamada artık kesinleşti. Yani biz düşmemeye oynayacağız açıklamasını yaptı. Onlar da sıkıntılı bir stresle bir yıl geçiriyorlar. Yani tabii. Özellikle 6 maçtır da kazanamadıklarını düşünürsek, onların da oyuncu grubu kötü bir oyuncu grubu değil. Deplasmanda oynadığımız, zannedersem 2-0 kaybettiğimiz deplasmana ben de gitmiştim. Onlar da evlerinde farklı, deplasmanlarda farklı bir takım kimliğinde oynuyorlar. Umarım bizim açımızdan güzel bir maç olur. Aynen öyle. Başakşehir maçında sakat ve cezalılarımız var demiştik. Tabii Benacer bir şekilde. Evet. Sürpriz oldu tabii. Yani sen daha iyi takip ediyorsun şimdi. Kamp kadrosu açıklanıyor, açıklanmadı mı ben bilmiyorum ama işte Benacer ve Tayyip'in olmayışı biraz bizim maçımızdan görünce sürpriz oldu diyebilirim. Yani Tayyip'in sağlık sorunu, yani grip gibi bir durumu var ama Benacer'in de bir ağrısının olduğu söylenmişti ama tabii bunlarla ilgili de kulüpten herhangi bir sağlık bilgilendirilmesi, sağlık durumlarıyla ilgili bilgilendirme yapılmadı. Biz de kulübe yakın çevrelerden edindiğimiz bilgiler, Tayyip'in serum tedavisi gördüğü, ishal olduğu yönünde iddialar var. Benacer'in de arka adalesinde bir ağrısının çekmesinin olduğu söz konusu olduğu için Marcus Hoca da riske etmedi. Doğal bence olması gereken buydu. Çünkü gerçekten çok ciddi, önemli maçlar var. Emre Kılınç'ın sakatlığının büyük ölçüde geçtiği ama tam anlamıyla onda da hani hazır olmadığı söyleniyor. Onun da büyük olasılıkla Ankara Gücü maçında oynayamayacağı artık kesin gibi. Belki kadroda olabilir. Kadroda olursa da o son çeyrekte 15-20 dakika belki süre alabilir, skora göre, maçın gidişatına göre değerlendirilebilir ama Marius ve Drongelen, zaten Marius kırmızı kart cezalısı, Drongelen de sarı kart cezalısı olduğu için
Ankara Gücü karşılaşmasında forma giyemeyecekler. Baktığımızda totalde 5 oyuncu gözüküyor. Tekrarlayayım. Tait, Benacer, Emre, Marius ve Drongelen. Yani aslında baktığında Can, bu 5 isim de çok önemli. Yani takımın bel kemiğini oluşturan, omurgasını oluşturan temel oyuncular bunlarda. Ya tabii takımın en golcü futbolcusu Marius. Drongelen savunmada. Drongelen de son haftaların formda, formda ismi. Son haftaların formda ismi, golcü ismi diyebiliriz. Sakatlığından önce de Emre çok iyi bir tempo yakalamıştı. Emre de tempo yakalamıştı. Emre konusunda yaşayıp göreceğiz ama şimdi Benacer hafta o da formda bir Benacer'di. Gerçi bugün bir çalışma tek başına yaptığı yönünde bugün bir takıma izin günü diye. Bugün var ama o özel bir çalışma yapmış olabilir. Belki özel bir çalışma ama zannetmiyorum. O muhtemelen bugün izin günüydü kulübün. Evet, takımın. Yarın başlıyorlar. Yarın başlıyorlar çalışmaya, öyle biliyorum ben. Doğru. Evet, muhtemelen aynen. Geçmiş bir önceki günün antrenmanından olma çünkü. Dün pazartesiydi. Pazartesi işte takım jenerasyonu yenileme antrenmanı evet. Yapmıştır mutlaka. Bugün evet. Öyle oluyor genellikle kulübümüzde. Ondan kaynaklı bir video olabilir. Açıklanır yani, öğreniriz hafta içinde sakatlıklarla ama alakalı inşallah durum ama hani Tait olsun, Benas olsun. Ama bizim kadro genişliğimiz orta sahada yani Osman çıkıyor oynar. Geri geliyor Soner Aydoğdu çıkar. Gistol'le beraber inanılmaz. Yani isimler, hiç ummadığın isimler çok ciddi bölgelerde şimdi, inanılmaz sorumluluk alıyorlar. Raman da kaliteli bir kumaş. Kesinlikle olduğunu düşünüyorum. Devre arası yapılan transfer. Muya da öyle. Şimdi Raman'ın biraz daha maç performansını arttırması lazım. Artırması gerekiyor. Tabii fiziksel olarak biraz geride geldiğini. İyi başlıyor geride düşüyor. Fiziksel olarak da tam hazır gelmedi ama Muya tam hazır gelmişti. Tabii onların da Türk futboluna alışmaları adaptasyonları var ama Raman'ın da kaliteli bir kumaş olduğunu söylemeden geçmeyeceğim. Beğendiğim bir oyuncu. Bence devre arası yaptığımız iki transfer iyi bir transfer, nokta transfer diyebilirim. Aynen öyle. Can, istersen VAR kayıtları açıklanmıştı. Evet, ne demişler? Ama onun öncesinde hemen kısa bir YouTube'da samsunhaber.com YouTube kanalında taraftarlarımızın, izleyenlerimizin yorumları var. Evet. Hemen onlara bir kısa dönüş yapayım. Gold gayrimenkul canlar iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz. Mustafa Dikmen hoş geldiniz. Can Bey, stres yapmayın. Samsunspor'unuz bu ligi 46 puanlı kapatacak inşallah demiş. Vedat Şen'in üst üste yorumları var. Sıkıntı yok. Ankara Gücü'nü yendik mi her şey yoluna girer demiş. VAR'la bir çözüm değil, bir çözümsüzlük VAR olarak VAR olmaya başladı. Tekerleme oldu artık VAR. Vedat'ın son yorumu da mesajı. Rakiplerimizi rakiplerimizi deplasmanda yenilme mantığıyla oynadık mı sıkıntı çekmeyiz demiş. Nevzat Bilgin, Dereköylü olup Hollanda'dan selamlar. Dereköylü demek istemiştir. Olup Hollanda'dan selamlar. 43 puan bize yeter demiş. Tedbir elden bırakmamak lazım demiş. Avrupa başka senelere bu seneyi. Tabii canım, yani Avrupa'yı şu anda çok... Hoca da onu söylemişti. Çok şu güzel an, bir açıklaması çok vardı. Çok güzel bir açıklama yaptı öyle. Hoca da. Yani şu ana kadar yaptıklarımızın çöpe atarız gibi bir açıklaması olmuştu hocanın da zaten. Konuşmanın bence de yeri ve zamanı aynen, değil. O da, evet. Hoca da maç gidelim. İşte üst üste kazanılan galibiyetler, puanlar bizi... Yakılan hava ya tabii, olabilir şimdi, düşüncesine itti tabii. Ama sonuçta hocamız gerçekten bu konuya çok güzel bir nokta koydu diyelim. Gold gayrimenkulden bensiz yayın ha demiş. Muhtemelen Ersan Hocam. Tabii Ersan Hocam. Ersan aynen. Hocama da buradan sevgilerimizi. Ersan Hocam hakemlik kariyeri boyunca da hani böyle çok iyi bir hakem değildi. Ligin bence kötü hakemlerinden biriydi. Süper Lig'de de çok barınamadı zaten. A klasman dediğimiz Süper Lig hakemleri şeyinde de çok tutunamadı. Alta indirdiler. Baktılar alt ligde de tutunamıyor, yaşı da olmadı. Gel seni VAR hakemi yapalım dediler bu arkadaşın. Hiç yoktan VAR olarak. Bu arkadaşın. Ama VAR'daki performansı da içerisinde değil. Evet. Bak bunlar oturuyorlar yuvada. Bir senin benim gibi oturuyorlar. İşte cuma giriyor. Cuma bir maç, cumartesi bir maç. Pazar ya bir ya da iki maç en az kesin çıkıyor. Üçüncü maça çıkıyorlar mı bilmiyorum. Burada maçları izleyip yorumluyorlar.
Şimdi da güzel arkadaşlar, tamam, anladık. Burada o açıdan göster, bu açıdan gösteriyorum. Potansiyel kırmızı kart. Canım, ya geçen hafta Antalya maçında neredeydiniz? Evet. Geçen haftaki Antalya maçının var hakemi, atıyorum. Pendik'te, İstanbul'da oynadığımız Pendik maçında. Şimdi neredeydiniz? Diğer hafta yine var hakemi. Ceza alsınlar kardeşim. Ya bu kadar kolay olmamalı. Yani bu kararları vermek. Potansiyel kırmızı kart öneriyorum. Gel. Hiç sorma. Yani gel. Buraya gel. Zaten şarkı çalıyor. Ben Bülent. Gel. Yani ben Bülent abi, gel diyor yani. Ben gelmezsen çarpı yani, diyor. Ya bu güzel. Hakemliği neydi ki? Var hakemliği iyi olsun bu Bülent Birincioğlu dediğimiz arkadaşın. Evet, evet. Bak bölgesine tartışmıyorum. Bölgesini zaten hiç boş ver bölgesine. Ama dediğim gibi yani biz 3 aşağı 5 yukarı hakemlerin seyircisine hakimim. Ersan hocam kadar olmasa kadar evet, ama evet, Ersan hocam. Yani ki ortada bir top kasti yapılmamış bir hareket. Ersan abiyle de zaten maçtan sonra da yavaş oynatarak sabaha kadar tartışırız kırmızı kart pozisyonunu. Evet. Yani ortada bir top var. Kasti yapılmamış bir hareket. Hızlı oynatıldığında şahsi kanaatim kırmızı kart. Bunda hemfikiriz ama sabaha kadar da tartışırım yani. Ya ama şöyle yani işte bu standartlarının olmayışı insanın üzüyor, zoruna gidiyor hocam. Şimdi zaten ilk plan hani ben Bülent şeyde şu kırmızı potansiyel kırmızı kart olarak davet ediyorum diyor ya. Orada ilk gösterdikleri pozisyona dikkat et. Orada ağır olarak oynatıyor. Direkt bastığı yeri kesmişler, almışlar kısa sürede. Ya bazı pozisyonlar yoruma açık. Gerçekten yoruma açık. İşte ama futbol yorumunu da katıp ona göre değerlendirme yapmak gerekiyor. Geçen hafta Torreira'nın pozisyonunda Torreira inatla basıyor bak. Evet. İnatla basıyor. Faul bile çalmıyorsunuz. İnatla da görmüyorlar. Faul bile çalmıyorsunuz. Beşiktaş... Niye? Maç Galatasaray'ın stadında diye taraftardan korktukları için. Evet. Şimdi mesela bu hafta derbi diyorlar İstanbul takımlarına oynadıkları maçta. Beşiktaş Galatasaray maçında. Şimdi stadın tamamının kapatılması lazım. Doğru mu Can? Evet. Su pet şişeler, sular inanılmaz derecede oyuncuların kafalarına, gözlerine, her yerlerine geldi. Evet. Neredeyse maçı oynatmayacak derecedeydi ki bir sürede oyun durdu zaten. Hakem ne yaptı? Galatasaraylı oyuncuları böyle ikili diyaloglardan her zaman korudu. Araya girdi. Özellikle o Barış Alper'i zor tuttu mesela hakem bir pozisyonda. Evet. Ama sen işte elini kolunu kaldırırsan sana kart vermek zorunda kalırım der gibi. Hani yapma, sakin ol. Yani iş buralara kadar geldi. Bunların sonunda, bu yarışın sonunda Fenerbahçe, Galatasaray, Fenerbahçe maçı var. O maçta ne olacak çok merak ediyorum. Yani o maçı hangi hakem, nasıl bir yönetim sergileyecek gerçekten çok merak ediyorum. Yani şimdiden zaten o maça yabancı hakem istenecek, atanacak tarzında da bazı dedikodular da çıktı. Bakalım o maçta kim kimi yiyecek çok merak ediyorum. Ya ben şimdi bu haftaki bizim Ankara Gücü, evimizde oynayacağımız Ankara Gücü maçında atanacak hakemi de çok aynen öyle. Merakla bekliyorum yani. Var, özellikle var. Yok, maçın hakemi de merak ediyorum. Yani var da bak, çok önemli. Sezon başından beri ligin en formsuz, kalitesi düşük hakemler, Süper Lig tecrübesi az olan hakemler özellikle bizim maçlara denk geliyor bak. Bak bunu ben, bu benim tespitimdir. Evet. 3 aşağı 5 yukarı hepsini de tanıyorum. Yani gerçekten bizim maçımıza atananların kalitesi çok düşük. Aynen öyle. Sertaç Öner diyor ki Cenk Tosun hakeme ana avrat sövdü. Ümünü, hadi versinler. Yok diyor. Bizde olsa, bize var ya komple şehri kapatırlar. Nasıl vermiyorsun? Nasıl? İşte şimdi bu ne zaman? Perşembe günü bir de açıklanacak cezalar. Galiba evet. Perşembe günü PFDK. Perşembe günü sevk edilmesi lazım mesela Cenk Tosun'un PFDK'ya. Hem öyle hem de şu anda açıklanması da lazım dediğin gibi. Çünkü savunması zaman alacak, yazılacak, çizecek, yollayacak. Perşembe günü cezalar açıklanacak. Bakalım Beşiktaş taraftarı, Beşiktaş nasıl bir ceza alacak Cenk Tosun? Göreceğiz. Gerçi ne olacak? Bir şey olmayacak da. Yani. Para cezasıyla geçiştirecekler. Öyle görülüyor. Facebook yorumlarını okuyalım. Bu Facebook'u atlamıştık hemen. Burak Ünal, selamünaleyküm, iyi yayınlar demiş. Aleyküm selam Burak, teşekkürler. Burak diyor ki, Marius'un aptallığı yüzünden çok önemli bir 3 puanla İstanbul'da bıraktık.
İlk 15 dakikada maçı 2-0'a getirmeliydik. Bence beceriksizlik, bir anda şanssızlık, bir anda yapacak bir şey yok demiş. Ramazan abi hayırlı yayınlar. Onu okumuştuk. VAR kayıtlarının açıklandığını söylemişti. Burak Ünal, Can kardeşim maalesef hakemleri de yenmek zorundayız. O yüzden tertemiz 2 gol imkanı varken İstanbul'da atamadık. Evet. Antep'te karşı karşıya atamadık. Olmayınca olmuyor. Evet. Ben çok mana bulmuyorum hakemlere. Zaten zihniyetleri çok temiz değil. Bu bilinen bir şey. Burak gerçekten güzel bir yere temas etmiş. Yani burada hakemler her takıma ya tabii şimdi, onların da farklı bir plan projesi var. Raman'ın ortasında Ençam'ın pozisyonu var. 3. dakikada kal. Tabii hani giriyoruz, kafa topu var. Giriyoruz. Bunları değerlendirmek giriyoruz. Lazım çünkü zira hakemlerin... Biz takım olarak zaten rakip ceza sahasında en çok topla buluşan ilk 4 takımdan biriyiz. Bundan evet. yana sıkıntı yok. Bitiricilikte de sıkıntılarımız var. Hı-hı. Ciddi anlamda var ama olmayınca olmuyor. Aynen öyle. Burak Ünal'ı okumuştuk. Turan Biçer iyi yayınlar. Bizler ne çekiyoruz bu hakemlerden? Hep bizlere yapılıyor bunlar. İnşallah bu hafta maçı alacağız demiş. İnşallah. Cihan Alçı İstanbul'dan selamlar, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz. İyi bir golcü alamadık demiş Cihan. Sadi Özcan, bilet saatini unuttuk. Bilet kalmamış, Süper Lig'e yakışıyoruz demiş. Sanırım Ankara Gücü biletini kastediyorsanız, maçı Başakşehir. Muhtemelen Başakşehir deplasman tribünü için. Başakşehir erken bir deplasman maçı. Yani o için. Evet. O bir saat içinde tükendi, 1,5 saat içinde. Çünkü İstanbul'da yaşayan... 800 bilet var evet, zaten, 900 bilet. Ufak bir stat tamamı zaten. Tamamı bitti. Ama Ankara Gücü maçı biletleri bugün saat 11 itibariyle satışa çıktı. Satışlar da gayet iyi gidiyor. Son dakika bir rakam almadık ama çok iyi gittiğini öğrendik. Hatta meydandaki şeyler. Bilet kuyruğundaki şeylerde uzun kuyruklar oluştuğunu biliyoruz. Gerçekten çok önemli, çok da güzel bir maç olur. Futbol keyfi kaçmaz diyelim. Pazar günü saati de güzel, Can'ın da dediği gibi. Saat 16'da gerçekten güzel bir saat. Günü de güzel. Uzun bir aradan sonra bir kez pazar günü bir maç yapacağız. Şansında bir maç oynayacağız. Burhan var demiş ki, kolay gelsin, iyi yayınlar Özgür Bey. Teşekkür ederiz. Yağmurlu bir İstanbul akşamından selamlar. Geri kalan haftalarda daha çok şehir olarak sahip çıkmamız lazım. Alt tarafta bir türlü kurtulamadık, son düdük çalana kadar hep destek, tam destek demiş. Aynen öyle. Ramazan abim diyor ki, Samsunspor yenilmedi. Organize işler bizi zor yendi. Alkışlıyorum takım ve taraftar demiş. Adem Evmez diyor ki, aldığımız veya alkışlayıp sevdiğimiz oyuncular niçin sorun olup takımı zorda bırakıyorlar anlamıyorum. Her sezon aynı şeyleri yaşıyoruz demiş. Ya kasten istenerek yapılan bir durum değil ama işte şans, böyle kritik haftalar öncesinde yaşanan bu durumlar her takım başına gelebiliyor. Eymen Hasan, selam arkadaşlar Bafra'dan demiş. Aleyküm selam. Burak Ünal, hakkaniyetli olun. Bu maçta VAR'da verilen kararlar %100 doğru. Biz ilk 15-20 dakika 3. golü harcadık. Onları atmış olsak bunları konuşur muyduk demiş ama burada şunu hatırlatmak istiyorum. Bizim sistemimiz, tepkimiz şuna. Aynı pozisyonda X takıma görmezden geliyorsan burada da kasti yapılmamış, art niyeti olmayan, tamamen kontrolsüz diyelim. Tam orada bir basma oluyor tabii ki ama hani şimdi yoruma da açık, tamam eyvallah ama hani başka takıma, X takıma görmüyorsan, vermiyorsanız, aynı pozisyonda bize veriyorsanız burada bir ne ararım ben? Art niyet ararsın. Bir art niyet ararsın, belki bir plan ararsın yani. Ramazan Semiz Can, öğrencilik döneminde böyle kişileri dövdünüz mü diyor yoksa? yani, tabii ki. İntikam alıyor Samsunspor'dan, ironi amaçlıyorum demiş. Aynen, gerçekten öyle. Tabii kendisi benden yaşça büyük bir hakem. Benden önceki dönemlerde de biliyoruz tabii seyircisini. Evet. Bayram Bilgiç, bu gibi mahluklara küfür edeceğim de terbiyem müsait değil. Küfür edersem ben de o mahlukatların konumuna düşerim. Ama adamlık bizde kalsın. Bayram Bilgiç yazmış. Arif Bayrak, hayırlı yayınlar abiler, teşekkürler. İstanbul'dan Esenyurt, Kıraç'tan. Selam, inşallah Ankara Gücü'nü yenip 3 puan bizim olacak. Selam demiş. Aleyküm selam. Sertaç Önel demiş ki, Beşiktaş taraftarı Galatasaray Beşiktaş'ı sövüyor. Biz en ufak şeyden hemen ceza yiyoruz. Bakalım ne ceza verecekler. Gerçekten öyle. Biz de onu bekliyoruz. Bakalım
Beşiktaş taraftarı yaptıklarından dolayı nasıl bir ceza alacak hep beraber göreceğiz. Özellikle Cenk Tosun'un A'dan Z'ye sinkaflı sözleri... Yan hakemi, orta hakemi... Herkese ortaya yaptı. Ama çıt yok. Yani bilmiyorum, yani böyle bir çifte standart ben hani son yıllarda hiç bu kadar net, aşikar bir şekilde görmemiştim. Hakemler olsun, ya şimdi, federasyon olsun. Şimdi çok hakemler konusuna çok girdik ama son bir şey daha söyleyip kapatalım bence hakemler konusunu. Yani her sene MHK başkanı değişiyor. Yılda belki 200 sefer. Ben artık kaçırdım hep onucunu orada yani. Artık Bilal Orta geliyor, Mustafa Çocuğu geliyor. İşte Kutlus Müftüoğlu, oradan Serdar Tatlı aklıma gelenler. Yani böyle bir ortamın olduğu yerde ne istikrar olur, ne başarı olur, ne huzur ortamı olur. İşte Cüneyt Çakır'ın niye hakemliği bıraktığını bilmiyoruz vesaire, birçok şey etken sayabiliriz. Böyle bir ortamın, işte federasyon başkanının atamalara, en son işte Ali Palabay'ın açıklamalarını dinledik. İşte federasyon, son liste federasyon başkanının önüne gider, federasyon başkanı atıyorum ondan ona kaydırmaları yapar gibi açıklamaları var. Böyle bir konsorsiyumun içinde zaten insan ne psikolojik olarak kendini rahat hisseder ne de fiziksel açıdan ruhen de orada olmadığını hissederse ne başarı gelir ne de iyi maç yönetebilir hakemler. Böyle olunca da görünen kılavuz istemiyor yani. Her hafta ayrı bir kaos, her hafta ayrı bir şeyleri konuşuruz. Konu. Tabii ki İstanbul takımlarının da özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da şampiyonluk yarışında birbiriyle olan çekişmesinden ötürü hat safhaya geldi bu sene. Her maçından sonra o onlara hakemleri giydiriyor. O onlara hakemleri giydirdiği için kötü bir ortam var gerçekten Türk futbolunda. Aynen, daha da çok irdelemeye gerek yok bu hakem konusunu. Biz her zaman temiz futboldan yanayız. Yani bize çalınan, rakiplere de çalınan, bize de çalınsın. Onlara da çalışsın. Biz adil maç yönetisi. Kaybetmiyorsak kaybetmeyiz. Evet. Futbolumuz kazanmaya yetmiyorsa mücadelemiz, yeniliyorsak... Yok, onu A takımının lobisi fazlaymış. Bu maça atanamaz. B takımının... O onu istemiyor. O onu istemiyormuş. Bilmem. Yani yapay zeka hallediyordu bu işleri. Ya o işler hikaye. Yapay zekayı da biz gene Türk usulü yapay zekaya çevirdik. Gene onu da böyle kirli işlere alet etmeye başladık. Şimdi şöyle bir yorum var. Evet. Facebook ve Instagram'da, sosyal medyada bazı sıkıntılar var. Özelden mesaj yazan arkadaşlarım da var. Facebook'ta bir türlü programı izleyemiyoruz diye ama bugün Instagram ve Facebook kullanıcıları yaklaşık 1 saat önce bir aynen, sosyal medya ağlarında bir sıkıntı yani olmuş. Hem Facebook hem Instagram'da şöyle akış yenilenemiyor uyarısıyla karşılaşıyor kullanıcılar. Bu sebeple hata veriyor her iki sosyal paylaşım sitesi de. Buradan bizi izleyenlere de duyurmuş olalım, çevresine de iletirler. O yüzden yani Facebook'ta bazı şu anda an itibariyle ulaşım bayağı zorlukla gerçekleşiyor. Instagram'da da aynı şekilde. Ama sanırım Twitter ve YouTube'da herhangi bir problem yok gözüküyor. Bizi izleyen arkadaşlarımızdan Facebook şu anda izleyebilme şansına erişen arkadaşlarımızdan yakınlarını eğer olursa YouTube'a yönlendirmelerini rica edelim. Samsun Haber'in YouTube kanalında yayınımız da devam ediyor bu arada. Onu da belirtelim. Vedat Şen YouTube'dayız. Bir yorum var. İki pozisyonda hakemin onun da var. Buna ne müdahale ediyor demiş. Önünde var. Buna ne müdahale ediyor demiş. Hüseyin Koçkurt var. Hakemin Samsun'a karşı unutamadığı bir karın ağrısı varmış diyor Hüseyin Koçkurt. Fatih Mehmet Alı Arı, iki pozisyonda da tartışmaya açık bir durum yok. Taraftar olarak değil de futbol adamı olarak yorum yapmamız lazım. Tartışılacak durum Marius'un sorumsuzca kırmızı kart görmesi. Ya bunu zaten yayının başında söylemiştik. Marius'un geçmiş maçlardaki böyle iyi, özellikle maçın ilk yarılarında gördüğü acemice sarı kartları var. Aynen. Bunu zaten belirtmiştik. Sanırım Fatih Bey o anı yakalayamamış. Kemal Akman, madem okuyamayacaksınız niye yazım
yazın diyorsunuz demiş ama ben okumaya çalışıyorum. Bugün bayağı da okudum ama belki Kemal Akman'ı öncesinde kaçırdık mı onu bilmiyorum ama. Kemal Bey bir daha sorarsa. Yani YouTube'da ben Kemal Akman'ı... Belki kaçmış olabilir gözümüzden. Neyse. Ya olabilir belki de. Bugün sosyal medya evet, ağlarda sıkıntılar var. Fatih Mehmet Arı, yanlış hatırlamıyorsam Raman'ı golcü diye almıştık. Bu hafta Raman'ı Marius'un yerinde oynayabilir miyiz? Oynayabilirdi. Çünkü Raman genellikle Santifor bölgesinin 4-3-3'ün geçmiş kariyerine baktığımızda 4-3-3'ün sağında, solunda, ortasında da zaman zaman görev almış. Zaten maçta Marius'un kartıyla birlikte de kendisi daha çok Santifor forvet bölgesine geçip orada oynadı. Oynayabilir yani. Hı hı. Yaşayıp göreceğiz. Mesela PFDK şeyleri açıklamış Samsun Spor için. Evet. 03.03.2024 tarihinde oynanan Rams Başakşehir Futbol Kulübü Yılport Samsun Spor Trabzon Süper Lig müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle futbol disiplin talimatının 53. maddesi uyarınca ve saha olayları nedeniyle, bu saha olayları ben bir türlü anlamadım. Futbol disiplin talimatının 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine hemen devam ediyor. Yine Samsun Spor Kulübü Marius için aynı müsabakada kural dışı hareketi nedeniyle yine disiplin talimatının 43. maddesi uyarınca 04.03.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar vermiştir diyor. Biz oranın zaten gediklisi olduk her hafta. Yani kötü tezahürat. İyi de olsa derken, kötü de olsa. Yani federasyon mesela Doğaç arkadaşım yazmış. Ya. Üniversiteden güvenlik arkadaşımız. Fanatik bir sporludur kendisi de. Doğaç'a buradan selamlar söyleyelim. Kendisi sağ olsun WhatsApp'tan bu metni attı bana. Ben takip edemedim yayında olduğum için ama. Yalnız Facebook herhalde yayın gitmiş. Evet, herhalde. Facebook tamamen var gibi işlevsiz hale gelmiş. Öyle. Çünkü evet, ben de özelden birkaç mesaj aldım Facebook'taki sadece yayın. Sadece YouTube'da muhtemelen yayındayız şu anda ama bilmiyorum gene de. Tahir orayla da bir bakarsan Facebook üzerinden yayında mıyız değil miyiz? Ama YouTube'dan devam ediyoruz. YouTube'da bir sıkıntı yok. Sertaç demiş ki Facebook pert oldu. Facebook var gibi bir işe yaramıyor şu an demiş. Burak Ünal da usta Facebook çöktü galiba demiş. Hayırlı uğurlu olsun ne diyelim çöker. Facebook'ta çökerttik. Tam da spor saatinin saatinde çok şanslıyız can. Yani vallahi, bizim şanssızlığımız mı ne diyelim şöyle artık. Şöyle nefesi koyun gibi bugün... tanıdık hoca var mı? Gidelim de. Vardı da gelmedi bugün. Aa evet Ersan Hoca nefesi Ersan Hoca. Ersan Hoca. Aynen. Futbola fısıldayan adam. evet, kulakları yani, çınlasın belki bizi izliyordur. Şu anda bence izliyor gizliden de olsa izliyordur. İzliyor mu bilmiyorum. O bizsiz yapamaz. Evet Facebook'ta şu anda yayın gerçekten zor izleniyor ama Samsun Haber'in YouTube kanalında hiçbir sorun yok. Şu anda YouTube'dan daha sağlıklı bir yayın oluyor diyebiliriz arkadaşlar. Yorumları okumaya gayret ediyorum. Kemal Akman o sağ olsun yorum atmış ama onu biz kaçırdık. Ama şu anda da yorumunu göremiyorum. Geçmişe de döndüm. Kemal arkadaşımın yorumunu göremiyorum ama yazarsa tabii ki okuruz. Emrah Canikli kardeşim gelmiş. Selam, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz. Emrah Bey'e selamlar. Aynen. İyi geldikleri gibi kullandıkları var. Onların olsun. Biz hem rakibi hem hakemleri hem de malum varı yeneceğiz. Hedefe omuz omuza ulaşacağız demiş. Gerçekten öyle. Emrah Canikli'nin de bu yorumundan sonra hemen pazar gününe geçmek istiyorum. Ben artık şu vardan sıkıldım, hakemlerden sıkıldım. Evet, bence de. Şimdi Ankara gücüyle pazar günü yeni bir sayfa açacağız. Gerçekten Ankara gücü maçından sonra oynayacağımız kritik karşılaşmalar var. Ama önceliğimiz tabii ki Ankara gücü. Bu maçta alacağımız güzel bir galibiyet bizi ligde sıralamada çok çok iyi yerlere getirecek. Keza Ankara gücünden sonra bir Hatayspor deplasmanımız var. Yine evet. 9 puanlık bir maç. Hemen dönüşte Pendik Spor'la oynayacağız. Sanırım bu maçtan sonra bir milli maç arasına mı giriyoruz? Evet. Pendik Spor, sahamızda oynayacağımız Pendik Spor maçından sonra milli maç arasına giriyoruz. Bu 3 karşılaşma olmazsa olmazımız ligdeki kaderimizi, yerimizi, geleceğimizi belirleyecek. 3 karşılaşma. Burada taraftara büyük iş düşüyor.
futbolcular aynı şekilde teknik direktörümüze, teknik ekibimize, Emrah Canikli kardeşimizin de söylediği gibi yorumda omuz omuza hedefe ulaşacağız inşallah. Ben Ankara Gücü maçı için sana topu atıyorum Can. Ankara Gücü maçı nasıl bir karşılaşma bekliyorsun? Şimdi gerek Ankara Gücü'nün ligdeki konumu, gerek bizim konumuz onlar açısından daha önemli maç. Onlar bizim altımızda olduğu için. Ama biz taraftarımızla birlikte gereken önemi şehir olarak göstereceğimizi düşünüyorum. Takımımızın havasını da düşünerek ben takımımızın enerjisiyle Rizespor maçındaki olduğu gibi enerjimizle birlikte 3 puana yakın olan taraf biziz diye düşünüyorum. Tabii ki futbol şansının ve da yanımızda olmasıyla birlikte Başakşehir maçındaki gibi bir talihsizlik ve Marius'un gereksiz hareketi gibi şeyler yaşamaz isek ben mutlak favori olarak çıkacağımız maçta 3 puana yakın olan taraf biziz diye düşünüyorum ama tabii ki futbol göründüğü gibi istediğin kadar favori olursan ol sahaya bir ürün mücadele örneği göstermediğin sürece kazanma şansın yok. Güzel bir maçın seyir zevki yüksek, tempolu bir maç bizi bekliyor diye düşünüyorum. Bol gollü de olabilir. Ankara Gücü'nün de çünkü kazanmaya ve puana şiddetle ihtiyacı var. Umarım gülen taraf biz Samsunsporlu Atatürk Darma olur. Kazanan 3 puan taraf biz oluruz. Güzel bir kutlama şölen havasında bir hafta geçiririz diye düşünüyorum. Nasıl bir kadro bekliyorsun? Ya yani şimdi, her açıdan zor bir karşılaşma olacak şimdi, ama. Tabii Marius de var. Marius ve Drongel'in olmayacağını düşünürsek muhtemelen diğer 3 oyuncunun da oynama ihtimali zayıf da olsa var. Tabii biraz şimdi, daha zor gibi ama. Şimdi Gistol Hoca'nın bir özelliği var. Sakatlıktan çıkan oyuncuları, antrenman eksi olan oyuncuları kesinlikle oynatmıyor. Bu evet. Bir aşikar. Yani bu göz önünde bulunduralım. Normalde o zaman Emre'nin de oynamamış çok muhtemelen yüksek. Onu göremeyebiliriz. Benazer, tabii ki bakalım bilemiyorum. Tabii ki şimdi bizim burada bu tür yorumları yapmamız içeride olmadığımız için çok kolay. Bütün birçok parametre var şimdi. Oyuncuların hafta içi fiziksel verileri, sakatlık durumları, psikolojik mental durumları. Mental anlamda tabii. Bunların hepsi doğru. Birer bir etken. Tabii biz dışarıdan gözlemlediğimiz ve yorumladığımız yani. Takdirde tabii Drongel'in de olmayışından ötürü stoperde Şatka ile Alim'le başlar diye düşünüyorum. Yine solda Soner veya Bola da iyileşmiş. Bu maçta Başakşehir maçında işte. Sonradan girdi. Bola veya Soner'le başlar diye düşünüyorum. Orta sahaya gelince tam bir sürümceme var orada. Evet. Çünkü zaman zaman hoca deplasmandaki maçlarda Taylan'ı oynatıyordu. Evimizde oynadığımız maçlarda daha çok Tayyip Beneser yapıyordu. Evet. Tabii buradaki sakatlıklara göre hoca kararını verecektir. Hoca son maçlar genç bir orta saha, genç bir ön libero böyle. Yani bilemiyoruz tabii. Yaşayıp göreceğiz. Belki sürpriz Soner Aydoğdu tercihi de olabilir. Atıyorum bir örnek. Haftalar sonra olabilir. Yani ben bu maçta sol kenarda Muya'yı veya sağ kenarda Muya'yı bekliyor olabilirim. Çünkü Muya daha hiç sağ kenarda izleyemedik. Sağ kenar olarak alındı ama sanki hep 2 veya 3 maçta sol kenarda izledik. Belki bu maçta sağ kenarda başlayabilir. Belki Ramano belki Carlo'yu orta sahada da değerlendirebilir. Benatel'in yerine veya Osman'la. Görebiliriz yani böyle bir tercihleri. Dediğim gibi yani Gistol Hoca'nın forma adaleti gerçekten üst düzey diyebilirim. Adalet edene, anlamında tabii ki. Hak edene hak ettiği yerde formayı veriyor. Santfor konusuna gelince dediğin gibi Raman da ileri uçta oynayabilir. Ercan'a ben bir kabuğunu kıramadı yani. Dikkat edersen ben sezon başından beri kişisel bazda çok oyuncu arkadaşlarımızı eleştirmiyorum. Zaman zaman eleştirdik. Ercan 28 yaşında. Amerika'dan geldi bize. Kendisi Samsunlu. İsteyerek özverili geldiğini söyleniyor. Kendisini tanımıyorum.
Elinden gelen birkaç maçta da Karagümrük maçında son dakika golüyle attı. İyi niyetinden kimsenin şüphemiz yok. Bütün oyuncularımız için. Yani işte o şu an çok, çok kişiler bazlı bakmıyorum ben oyuna. Ramon oynar. Muhtemelen hoca Dimata ve Kingsley'i sezonun geri kalan bölümünde düşünmüyor olacak ki. Yunus Emre için ne dersin? Mesela Burak Ünal, Yunus Emre artık kadroya girme vakti geldi tarzında. Şöyle, şimdi Şatkan'ın milli takımdan geldikten, gollü geldikten sonraki performansı ortada gerçekten. Belki şey, Yunus Emre'yi şurada orta alanda kullanmış. Yunus Emre'yi orta alanda denedi. Denedi. Bir maçta evimizde oynadığımız bir maçta ama denedi. Ama çok kritik bir maçtı. Orada, orada iyi bir performans bir sergilemedi. Yani. Peşine Alanya deplasmanında sağ bekte oynadı. Orada da sos verdi. Ondan sonra forma şansı bulamadı Yunus Emre. Ama ben her zaman şunu söyledim. İyi bir Yunus Emre. Evet. Kendine bakan bir Yunus Emre. Her zaman Gistol'un, Gistol'un hayır diyeceğini düşünmüyorum. Ya mesela Muhammed, şimdi Ersan hocam olsa hemen Muhammed'i araya sıkıştırırdı. İşte Muhammed tamam yeteneklerini kimsenin bir şey dediği yok ama yani eğer şu yaşta böyle bir nasıl diyelim, böyle şartlarda, böyle imkanlarda eğer bir Muhammed, bir Yunus Emre siz bu kadroda yer alamıyorsanız o zaman siz bir şapkanızı önüne koyup dinlenme, yani bir şimdi, kendinizi dinlemeniz lazım. Tabii, kesinlikle. Biz nerede hata yapıyoruz diye. Doğru mu canım? Şimdi gerçekten ihtiyaç var. Mesela şimdi Osman'ın mı oynaması lazım? Gelecek atıyorum. Adına. Tabii ki. Yani yoksa bir Muhammed'in mi veya işte Yunus Emre'nin birkaç pozisyon. Mesela Hose birkaç pozisyonda oynayabiliyor. Oynayabiliyor ya, ki şimdi, her gittiği şimdi, takımda forma şansı yüksek. Ama Yunus Emre genç, dinamik, istediği zaman bence çok daha iyi yerlere gelebilecek bir oyuncu ama bence mental bir yorgunluk, mental yani şöyle, bir kaygı ben, var. Benim izlediğim kadarıyla gerek birkaç sefer antrenmanları izleme fırsatım oldu. Gerek statta gördüğüm, bildiğim bir şey yok. Tam gördüğüm kadarıyla dışarıdan spor bilimiyle uğraşmış, eğitim almış biri olarak söylüyorum bunu. Yani vücut mizacı olarak da gardı düşmüş olarak görüyorum i̇şte ben Yunus Emre'yi. Yani hep kafa hep yerde, hep düşünen sanki bir oyuncu tarzı. Sanki bir sorunu var gibi. Yani ülke ya muhtemelen oynamayan oyuncu her zaman böyle olur. Ama bu tarzda genç oyuncular kendini hazır tutma, diri tutma tabii konusunda hep olacaksın. Ben iyi bir Yunus Emre olsa idi formayı alacağını düşünüyorum. Gistol'un dikkatini çekeceğini düşünüyorum. Muhammed bunun örneklerini gördük. Kesinlikle öyle. İleruç'ta da demin diyordum. Dediğim gibi yani Dimata'yla Kingsley hoca silmişe benziyor. Ya o haklı ki, yani ben ona ben diyecek bir şeyimiz öyle yok. Kadro tercihidir. Ne yaşandı yani, ne yaşanmadı bilmiyoruz. Antrenmandaki performansını da bilmiyoruz. Evet. İleride yani Ercan'la mı başlar hoca? Raman'la mı başlar? Yaşayıp göreceğiz. Tabii onda artık hoca bu hafta çalışacak dersine. Maksimum üst düzeyde en iyi oyuncuların performansının olduğu bir ilk 11 sahaya sürecek. Ama yani dediğim gibi gelecek adına da en azından işte bizim genç oyuncularımızın, çünkü seneye de transfer yapamayacağız. Ya tabii yani aslında iki, bu onlar için çok büyük şans. Canım. Tabii yani ki ya şimdi bak. Bir Muhammed, bir Yunus Emre. Bunun sadece işte onlar Mustafa, açısından Haluk değil. Bak şimdi geçti şu an işte yabancı sayımız. Laura'yı gönderdik. Laura'yı gönderdik. Evet. 15. Laura gelecek. Artı bir. Laura 15. Değil mi? Sezon sonu Fofana ve... Ya şimdi onlara girmeyelim. Seneye 12 yabancı kadroda bulundurma hakkım var. Göndereceklerim var. İşte ikincisi yani idimata düşünülmüyor atıyorum. Şumski, Yakup'un sözleşmesi bitiyor. Fofana'nın sözleşmesi bitiyor. Ne olur ne bitiyor. Buraları biz bilmiyoruz. Burada yaşanacak. Buradaki en büyük şey kime düşüyor? Bizim altyapıda. İşte U19'da oynadığımız abi, işte Berhan'la işte atıyorum. Berhan'la yeni profesyonel sözleşme imzalamış. Orada işte Türkiye Kupası'nda izlediğimiz Kerem var. Alper var. Yani, aklıma gelenler Enes Albak var, Haluk, Mustafa Tam var. Yani, bu arkadaşların kendilerini geliştirme adına daha gece gündüz çalışmaları, gece gündüz çalışmalarının yanında yazın bile tatile çıkmamalısın. İşte bak mesela ben geçen stat maç bitişi gerçekten
Muya'nın röportajına denk geldim. Belki sen de denk gelmiştir. Tercümanlığını bizim Haluk Mustafa Tan yaptı. Bak. Evet. Ya çocuk kendini güzel geliştirmiş şey. Bak tabii. Ne kadar. Daha 19 yaşında pırıl pırıl bir arkadaş. Kaç maçta ilk 11 çıktı. Bunlar güzel şeyler. Tabii. Demek ki bazı şeyler isteyince oluyor. İşte onu anlatmaya çalışıyorum. Hani mesela sen dedin ya birkaç antrenmanda işte Yunus Emre'yi gözlemledin, vücut dilini, saha içindeki duruşu, mimikleri derken. Isınırken de belli yani. İşte orada çocuğun suratında bir mutsuzluk var zaten. Ama evet. O mutsuzluğun sebebinin kaynağı neresi? Yani bunu kendisini çözmesi lazım. Evet. Çözemiyorsa destek alması lazım. Çünkü dediğimiz gibi yani mesela sen şimdi yabancı örnekleri de verdin yabancı sayılarıyla alakalı. Seneye 12'ye düşecek rakam. Hem altyapıdan gelecek oyuncular ve seneye transfer yapamayışımız evet. Çok büyük fırsat. Yani hatta diyorum ya bu yaz tatili bile düşünmemeleri lazım. Hocalarının vereceği inşallah Gistol'de seneye, önümüzdeki senede inşallah kalır. Onunla da ilgili sanırım zaten kendisine sık sık sorular soruluyor ama çok güzel profesyonelce soruları anında kesiyor ve bir daha tekrarlanmaması yönünde de muhtemelen tabii verdiği cevaplar karşısındaki gazeteciler ikinci bir soruyu da soramıyorlar. Lig bittikten sonra zaten oturup konuşacağız diyor. Evet. Şu anda onun zamanı değil diyor. Gerçekten de öyle. Şu anda sadece oynayacağımız 9 maç kaldı sanırım. Doğru mu? Evet. 9 maça. 10 maça. 10 maç kaldı. Konsantre olmamız gerektiğini söylüyor. Çok akıllı, çok mantıklı, zeki bir hocamız var. Çok iyi bir seçim yapmış. Buradan bir kez daha Sayın Yüksel Yıldırım Başkanı'nı da tebrik edelim. Tercih konusunda gerçekten çok iyi bir seçim yapmış. Bu durumdaki bir takımın başına getirebilecek en iyi hoca bulmuşuz bence. Yani iyi ki de yerli bizim bildiğimiz Sergen'di, Aykut'tu, iyi ki de hani onlara da teşekkür ederim. Yani bize gelmemişler, bizim teklifimizi kabul etmemişler. Ya tabii ki gerek Gistol Hoca'nın gelişiyle birlikte bir puanla aldı sonuçta bu takımı. Tabii. Geldiğimiz noktada Gistol Hoca ve ekibine. Avrupa'yı konuşma bile nasip oldu yani şu dönemde. Tabii. Öyle bir enteresan lig yaşıyoruz ki Can. Yani çok hoca da zaten şunu söylüyor. Maç maç gidelim sezon sonu zaten oturur konuşuruz tabii, gibisinden. Tabii. Kendisine aynen açıklama yapalım. En güzeli de o zaten. Zaten Başkan Yüksel Yıldırım gerekli sözleşme uzatma konusundaki gerek ligin boyu kısaldıkça dirsek temasını yapacaklardır zaten futbol direktörü Fuat Çapa ile birlikte. Aynen öyle. Bir de Doğaç arkadaşım şeyi söylemiş. Bu bize her deplasmanda yaşanan şu yüksek ses müzik olayları var ya Başakşehir'de de gerçekleşmiş. Ya çünkü Samsun yani biz yapmayız, biz yapmayacağız böyle bir şey misafirlerimize ama yani orada da yapılış nedenleri demek ki Samsunspor taraftarı korku veriyor, korku salıyor. Şimdi Samsunspor takımı gittiği her deplasman tribünü hınca hınç dolduruyor. Gerek o şehirlerde yaşayan Samsunlar olsun, gerek şehrimizden kalkıp giden taraftarlarımız olsun. Üzerine düşen görevi fazlasıyla yapıyor. Kilometrelerce uzunluktaki yolları kat edip gittikleri için. Yani biz Trabzon deplasmanında da oradaydık, yaşadık, gördük. Ya çirkin şeyler, olmaması gereken şeyler. Tasvip etmemeliyiz şeyler ama ya Samsun'un büyüklüğü, büyük i̇şte bu anlamda büyüklüğünü, camiamızın, taraftarımızın ne kadar güçlü olduğunun örneklerini yaşıyoruz. Yani tamam biz sindirmesek de dediğim gibi yani camiamızın ne kadar korku saldığının da bir göstergesi de bu yapılan davranışlar rakiplerimizden. Aynen öyle. Bir de Başakşehir maçında evet. Okan Koç'un gol aradığı bir pozisyon ya vardı. Tabii dakika 89-90'lar olmuştu. 1-0 gerideyiz. Okan da şanssız bir gol yedi. Ama genelinde iyi maç çıkarttı. Ben dediğim sezon başından beri Okan geçtiğimiz sezonu maç yapmadan geçirmiş bir kaleciydi. Mevcut transfer edebileceğimiz Türk kaleciler arasındaki bence en iyilerden biriydi. Aynen. Maç temposu yani zaman zaman eleştirdik. Hatalı golleri yediği maçlar da vardı. Maç kurtardığı maçlar da oldu. Ben Okan'dan memnunum. Türk statüsünde oynatacağımız şu kaleciler arasındaki en iyilerden biri bence yani. Sonuçta bu adam Bursaspor'dan Galatasaray takımına
transfer yapmış bir kaleci. Çok tartışmaya gerek yok. Aynen ekranlarda. Ben 94. dakika artı 7 uzatma. Karakterli bir arkadaşımız. Bak aynen, onu da öyle söyleyeyim yani. Okan gerçekten şehri de seviyor. Efendi bir oyuncu. O kadar eleştiri yapıldı. O kadar mesela bir ıstıklandı. İlk kez gelen bir şehre gelmiş yeni bir takımı ve daha ilk iki maçta ıstıklandı, yuhalandı, tepki gösterildi. Ona rağmen hiç şeyini bozmadan, çizgisini bozmadan mücadeleci bir şekilde çalışmalarına devam etti ve sonunda geldiği nokta ortada. Bugün Sanspor taraftarının bir numaralı sevgilisi haline geldi. Şu anda da ekranda da görülüyor. Sansporlu futbolculara bakıyoruz. Yani korner atanı saymıyorum. 2, 4, 6, 7, Okan'la 8 oyuncu. Carlo geride kalmıştı bu pozisyonda. Evet yani geride. Biraz hızından dolayı hani dönüşlerde zaten. Kısa orada bir karambol yaşandı. İnanılmaz yani yürekler ağzına geldi. Orada Başakşehir takımının biraz ilaya birbirine ulandı o pozisyonda da. Aynen öyle. Baktığımızda 9 kişiyle yani kaleci Okan da orada penaltı noktasının üzerinde gol aradık. Yani evet. 1-0 gerideyiz. Hani kazanmak, puan almak adına şu tablo gerçekten milyon dolar değerinde bir tablo. Gerçekten burada Samspor'un gücünü, kapasitesini bir kez daha net bir şekilde ortaya koyuyor ki maçtan sonra da Başakşehir'in hocası da Çağdaş Hoca da Samspor'un hakkını teslim etti. Bir pozisyonda oyuncusuna yere yatması konusunda neredeyse kenarda paranda atacaktı. Ya maçtı. Maç 11-11 oynanan bir oyun olsaydı çok farklı bir senaryo gerçekleşirdi kesinlikle. Yani orada da nasip değilmiş artık. Şanssız diyelim. Yani aynen. Biletler satışa çıkmıştı. Bilet konusunda da taraftarlarımızı hatırlatmamızı yapalım bir kez daha. Yayınımızın da sonuna geliyoruz Can. Samsunspor pazar günü 29. haftada sahasında Ankara gücünü konuk ediyor. Karşılaşma saat 16'da başlayacak. Sanırım o günkü hava koşulları da gayet iyi gözüküyor şimdilik tabii ki. Ama saatler sonra yarın ne olur ne biter onu bilmiyoruz ama kar yağmaz herhalde onu söyleyebiliriz. Hava da güzel olacak. Maç atmosferi çok sıcak olacağı kesin. Ben 30 bin taraftar bekliyorum net bir şekilde. 30 bin taraftar. Ya 30 bin olmasa da bir 20 bin garanti olur diye düşünüyorum. 20 bin geçer. Yani biz ya geçsin, 20 bin yaptık ki böyle stresi ve değeri önemi çok büyük. Heyecanlı bir maç. Olan bir karşılaşma en az 30 bin diyorum ben. En az bu sezon belki de taraftar rekorunun kırılacağı bir karşılaşma bekliyorum ben. Ankara gücü karşılaşmasını. 19 Mayıs stadında olacağız. Allah'tan bir şey olmazsa. Öğrenci ve kadın Sanspor taraftarlar kadınlara kale arkası maç biletleri ücretsiz. Bunu da buradan belirtelim. Maç bilet fiyatları da ekranlarda zaten. VIP 375, Batı 6 150, Batı alt üst 100, Doğu alt üst 55, kale arkaları 35, misafir takıma 45 TL'den Samsunspor Ankara gücü maçı biletleri satışa çıktı. Satışlar devam ediyor. Pasterik üzerinden ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki gişeden hafta içinde biletlerinizi temin edebilirsiniz. Can, yayınımızın sonuna geldik. Söylemek istediğin var mı? Yayınımıza katılıp destek veren herkese teşekkür sosyal ederim. Sosyal medyada yaşadığımız sıkıntılara rağmen aynen. Sıkıntılar vardı. Aynen. Herkese selamlar, iyi akşamlar. Evet. Ama şu şeyleri bir bitireyim istiyorum ben. Yorumları. YouTube'da evet. Burak Ünal, ben gollü güzel bir maç bekliyorum. İnşallah galip geleceğiz. Ankara zaten sevdiğimiz bir camia. Tatsızlık yaşanmaz, dostluk içerisinde geçecektir. Gerçekten öyle. Ankara gücü takımıyla gerçekten iyi bir iletişimimiz var. Nevzat Bilgin, merhabalar. Şu an aldığım habere göre Emre Kılınç Ankara maçında var. Muya sağ kanatta oynaması lazım. Selamlar demiş. İnşallah Emre'nin de Nevzat Bilgin'in istihbaratı diyelim. Emre'nin bu maçta oynayacağı yönünde istihbaratını da okumuş olduk. Hüseyin Erken, ben şunu anladım. Orta hakeme gerek yokmuş. VAR yeterliymiş. Yani kısaca Ali Cengiz oyunu kesinlikle öyle. Burak Ünal, inşallah Yunus Emre artık alınır kadroya. Solda Fofana, sağda Raman, ileride Muya ve Ercan'ı oynatırsa sıkıntı kalmaz demiş. Sertaç Önel, Rıza Çalınbay yetersizdi. Sertaç Önel diyor ki bir ikinci yorumu. O pozisyon sonrası çok komikti demiş.
Evet, şeyi söylüyor, kalecinin uyarıdığı. Evet. Hakan Samsun 55, Pendik maçı 2 penaltı, İstanbul maçı 2 penaltı ve kırmızı kart, Gaziantep maçı verilmeyen gol ve son olarak bu maçta hakem hatalarıyla 8-10 puanımız hakemler yüzünden gitti. Doğrudur, altını imzamı atarım. Sertaç Öner, bilet satışı saat 11'di, başlar başlamaz sıra oldu, dolu tribünler olacak kesin demiş. Burak Ünal da 28 bin taraftar sayısı vermiş. İnşallah. Bakalım. Yani 25 bin dolu dolu olur. Üzeri de evet. Çok çok güzel olur. İnşallah öyle olur. YouTube ve Facebook'tan sayfalarından bizi takip eden, yorum yazan izleyenlerimize bir kez daha teşekkür ederiz. Ellerine sağlık. Can, senin de ağzına sağlık. Çok teşekkür ederiz. Ben ayağına teşekkür sağlık. Ederim. İyi akşamlar. Tekrar. İnşallah Ankara Gücü maçı sonrası salı akşamı Ramazanlı günlerde ekranlarda olacağız yine. İnşallah. Saat konusunda bir karar verip ona göre bir yeni bir saat muhtemelen geçiş yapacağız. Şimdilik hoşça kalın. Salı günü tekrar birlikte olmak ümidiyle diyelim. İyi akşamlar.